Derin Haber 1905 kanalından herkese iyi akşamlar. Bütün dostlara hoş geldin diyorum. Vedat abi sana da hoş geldin diyelim. Hoş Öncelikle bulduk. dostlarımızdan gelen yorumları okuyalım. Sonra sözü sana bırakacağım. Tamam. Hakan Sarıgöz iyi yayınlar Sinop yolundayım. Yayını izleyemeyeceğim size iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hakan abinin de emaneti bana ulaştı. Bu üstümdeki forma Hakan abinin yolladığı forma. Hemen Evet. yayını giyeyim diye dedim. Dikkatli dikkatli gitsinler. İyi yolculuklar. Evet, Musa abi istifa et çünkü Şenol Güneş istifa etmedi demiş Caner Kılıç. Ben ne dedim? Şenol istifa ederse ben de istifa ederim dedim. O olayı yanlış anlamış bence. Devam edelim. PSV maçı yalan oldu demiş Cemal Bostancı. Katılmıyorum. Zor ama yalan olmadı. Eyüp Yıldız'ı iyi yayınlar demiş. Ömer Faruk Galatasaray'ın içinden aldığımız bilgileri paylaşmayın. Kulüp zarar görüyor. Başkan bunu dedi. Yani bunları da konuşacağız. Ben konuşmasını beğendim başkanın. Kaan Özdemir selamlar. Nasılsınız abiler demiş. Devam edelim. Abi senin bak görüşün değişti. Bir anda düz mü tutuyorsun ekranı? Kıvanç abi bugün yok. Kıvanç abi yetişebilirse yetişecek arkadaşlar. Vedat abi yayından çıktı. Ben devam edeyim. Yayını beğenelim demiş Mustafa Işık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar abiler demiş Uğur. Devam edelim. Vedat abi tekrardan geldi. Hemen alıyorum Vedat abi Aa, yayına. ne oldu? Bende mi çıktı problem yoksa sen donduğun Sende gibi bir çıktı. ara? Yok sende çıktı abi. Ha Ben tamam devam oldu. ediyorum. Şu an Berkan ve Larsen tamam takımımıza faydası ne olur? Bunların hepsini konuşacağız. Yani abi ne oldu Vedat abi? Türk Telekom'a bu için yalvarıyor. Bir dakika başkan hazır dedi. Devam edelim. Okuyamadım. Uzakta kaldı. Selam Yok güzel şey yürekli Hakan. sponsorluk için dedim. Barış Özer gene demiş. Sol bek kim gelir? Canberk Musa abi Külyos'ta hava nasıl demiş. Ben bu Canberk'i görünce hep devamlı yandaki Canberk aklıma geliyor. Canberk burada bir adaşım var. Bizim yeğenimiz Külyos'ta o da bizle birlikte. Sen yorum yazınca ben de o yazdı zannediyorum. Hatta geçen dedim ki o Canberk sen misin diye. Yok abi dedi. Burak Elmas'ı ki oyuncu gelmeyecek dedi. Bizim de bu kadroyla geçmemiz çok zor. Olsun. Burada bir tercih değil. Gelecek daha önemli. İşte bak çok güzel. Özenç Murat Mert yazmış. Ben de katılıyorum onun fikrine. Berkan ve Larsen kesin mi demiş. Devam edelim. Sol bek kim gelir demiş gene Barış Özer. Bunu okumuştuk. Abi o zaman yavaş yavaş başkanın konuşmalarına geçelim. Başkan çok güzel açıklama yaptı. Önce ne dedi? Bütün taraftarlardan özür diliyorum dedi. Niçin özür diledi? 10 gün içerisinde transferler hazır ve gelecekler açıklamasına istinaden söyledi. Beni tatmin etti açıkçası. Daha geçerli, daha böyle güzel bir üslup kullandı ve açıklayıcı olması beni mutlu etti. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bizim beklediğimiz böyle bir açıklamaydı aslında. Yani pozitif de olsa, negatif de olsa ve başkanın bu konuşmasından benim anladığım veya bunun tercümesi PSV Eindhoven'la güzel iki hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra yolumuza bakacaktır benim için. Çünkü gerçekten şu anda bizim ne sağ bekimiz var, ne sol bekimiz var, ne orta sahamız 8 numaramız var, ne 10 numaramız var. Öyle bir şekilde hazırlık maçı gibi çıkacağız. Zaten beklentisi olmadığını da Burak Elmaz açık açık söyledi. Biz dedi bu sene dedi kısa mutluluklarla dedi işimiz olmayacak dedi ve alınacak dedi bütün negatif dedi sonuçların dedi hepsini dedi. Tabii hocamız dedi iyi insan iyi futbolcularla çıkmak ister bu maça dedi ama dedi olmadı dedi. O yüzden dedi alınacak dedi cesur davranıyorum dedi. Alınacak bütün dedi negatif sonuçların sorumluluğunu üstüme alıyorum dedi. O yüzden bu da bir yöntemdir. Bu da bir düşünce tarzıdır. Demek ki Abi bu sene evet.
Geleceğe yatırım demek bence. Evet Yani bu yani seneye değil de. ama gelecekte de artık Şampiyonlar Ligi yok biliyorsun yani bu sene köprüden sonraki son çıkış artık bizim şampiyonumuz bile gelecek senelerde ön elemelerden büyük takımlarla oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışacak. İkincinin zaten katılma imkanı olmayacak. O yüzden Türkiye Ligi'nde de biz her sene de şampiyon olamayız. Zaten başkanın düşüncesi genç, tecrübesiz, aç insan futbolcularla şampiyonluk kazanmaksa bu biraz riskli bir olaydır. Çünkü biliyorsun şampiyonluğu kazanmak için daha değişik faktörler de araya giriyor. Ve çok iyi bir Evet. takım olman lazım. Ve iyi oyunculara sahip olman lazım. İyi futbol. Evet, buyurun. Yavaş yavaş artık şeye geçti abi olay. Yani şimdi senin para gücünle yurt dışındaki bir takımın gücü aynı değil. Sen öncelikle yani Türk futbolu anlamında bir geriye çekileceksin. Ona göre yapılanmanı yaptıktan sonra tekrar atağa kalkacaksan kalkacaksın. Bunu yapacak vizyon da Galatasaray'da var bence. O yüzden de ben dediklerine tamamen katılıyorum ve bekleyip yavaş yavaş hani Burak Elmas'ın da açıklamaları gerçekten beni tatmin etti. Mert Şener de yazmış. İyi yayınlar. Ben uzun zamandır bu kadar net konuşan bir başkan görmedim. Ya Katılıyorum. tamam. Ya ben de onu diyorum zaten. Bu da bir yöntemdir. Ve bize yani biz bu açıklamayı bekliyorduk zaten. Bize desin ki arkadaş biz bu Şampiyonlar Ligi ön elemesini aslında birinci önceliğimiz olarak görmüyoruz. Bizim amacımız 3 senenin takımını kurmak ve genç bir takım kurup hem oyuncu satışından para kazanmak istiyoruz dedi. Hem de bu gençleri dedi gelecek vadeden gençlerle dedi. Daha tabanca gibi bir takım kurmak istiyoruz Ama bak. ve evet Evet devam et abi. ve Şimdi dedi bazı sıkıntılar var ama aslında yani onları da konuşacağız, değineceğiz. Mesela ya tamam var da gençlere dediğim yönelik gibi işte dediğim gibi ama başkanın bizim söylediği bugün tercümesi biz dedi PSV Eindhoven'da iki tane hazırlık maçına çıkacağız dedi. Zaten şimdiye kadar hazırlık maçı da yapmadık. İyi olur yani iki tane hazırlık maçı yapmış oluruz. Takımın durumunu görmüş oluruz. Ama dediğim gibi açık açık söyledim. Biz dedi onu önemsemiyoruz dedi. evet. Ve yani bunun Bak abi. lamıcım yok. Şimdi olaya öyle bakarsın da şimdi ne diyor? Bir an önce olsun diye de pahalı transferler yapmak istemiyoruz. Yaşlı transferler yapmak istemiyoruz da çıkıyor bunlar. Bunlar çıkıyor ama şimdi arabada kardeşimle birlikte gelirken şu konuyu konuşmuştuk. Şimdi hem bu tarzda düşünüp genç oyunculara yatırım yapmayı düşünüp hem de Gezzal'a yönelmek çelişki. Şimdi Evet Gezzal abi, mevcut evet. Çok 29 çelişki var. yaşında. Zaten sen Babel'in sözleşmesini uzattın. Arda'nın sözleşmesini uzattın. Falcao var takımda. Feghouli var. Zaten yaşlı ve tecrübeli senin 4 tane var. 8 tane mi olacak abi yaşlı tecrübeli? 1-2 tane diyor. O, Aynen öyle. yani o zaman 8-9 tane yaşlı tecrübeli zaten kaldırmaz takım. Bizde zaten 4 tane var. 2-3 tane daha alınca 7-8 olacak. O zaman bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler adama. Ama dediğim gibi açık açık söyledi. Bizim dedi kısa vadede dedi hiçbir şekilde dedi kaygımız yok dedi başarı konusunda. Ve bütün negatif sonuçları dedi ben dedi üzerime alıyorum dedi. Artık dedi biz dedi önümüzdeki 3 senenin takımını kurmaya çalışacağız. Tamam bu da bir yöntemdir. Desin ki ben desin şu anda yarışmacı bir takım kurmak istemiyorum. Genç, yetenekli kişilerden oluşan bir maya çalmak istiyorum dedi göle. Ya tutarsa dedi abi. Evet, açılımı bu. Şimdi bir Evet. gelelim şu olaya gelelim. Yani mesela 75 milyon mu? 70 milyon civarında bir borç ötelemiş Burak Elmas. Hani transferi açabilmek için. Evet. Şimdi bu da çok önemli bir hamle. Hani gözden kaçırdığımız bizim panik halinde Burak Elmas'tan transfer beklentimizin aslında neden beklediğinin de açıklaması. Ve işte neyi örnek gösterdi? Senin illa transfer yapacağını bilen PSV maçına adam yetiştireceğini bilen takım alacağın oyuncu da indirime gider mi? Tamam da Gitmez. abi. Tamam da abi bu ne profesyonellik ki? Sen neden özür dilersin bir kişiden? Diledin mi? Evet.
Neden özür dilersin? Mesela birisinden özür dileyeceksin. Neden özür dilersin? Hata yaptığını düşündüğün için, değil mi? Aynen öyle. Başkan da bugün transferler o 10 günlük söz için özür diledi bütün taraftarlardan. Demek ki yanlış yaptığını düşünüyor. Ama yani 20 41 farkla seçildi ve belki 21 kişi başka bir yere oy verse o seçilemeyecekti. Belki o 21 kişi 10 günde transferleri yetiştireceğim dedi diye oy verdi başkana. Anlıyor musun? Tabii Yani ki ya. sen 2 senedir çalışıyorsan, profesyonel, liyakatlı kişiler varsa senin yönetiminde, bunlar abi bilecekti bu durumları. Yani Şimdi bu bak. hiç bilinmeyen bir durum da değildi yani Galatasaray'ın durumu. Orası öyle abi. Şimdi ama bak, ben Burak Elmas'ın başarılı olduğunu, hani en azından bana göre bakış açıma göre başarılı olduğunu şuradan kabul ediyor. Nedir o? Transferler gecikmiş olabilir, yapılmamış olabilir ama gelir gelmez takıma vakıf olan Fatih Terim'le tekrar çalışması benim için ön değer, en önceki değer. O da yaptı mı yaptı. Bekleyip göreceğiz. Kimse tabii ki kaybetmek istemez. Kimse PSV maçını kayıp yazsın istemez. Ama Galatasaray'ın ve Fatih Hoca'nın kadro yapısı olarak PSV'yi eleme ihtimali var mı? Var. Çok aman aman da uç, böyle büyük farklar da yok aslında. Hani paniğimiz var. Evet, Var paniğimiz Musa, var. var Musa. Birazdan bak kadroyu kuracağız. Var yani, fark var. Bizde Tabii. orijini olmayan en az 4 kişi orijini olmayan yerde oynayacak bu maçta Bak mecburiyetten. mesela Murat Dursun sana gönderme yapmış. Vedat Bey nasıl bilsin ki? Sanki eski yönetim çok şeffaftı. Evet Değildi. Doğru. ama değildi de, ama bak ne dedi? 400 milyon lirası olmayan dedi, hazır olmayan dedi, gelmesin dedi eski yönetim. Bu da bir şeydir, sinyaldir yani. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Konuyla alakalı değil. Arkadaşlar bizi 176 kişi izliyor. Like atarsanız çok sevinirim. Like'lar daha aşağıda gözüküyor. Bir de abone değilseniz, 3000 aboneye az kaldı. 200 falan küsürlerde kaldı. Bir hatırlatma da şöyle yapayım. Moderatör arkadaşlara sesleniyorum. Dün bir arkadaşımız da bana şikayet anlamında mesaj attı. Yani her şeyi engellemeyin arkadaşlar. Eğer hiç şey yoksa, Evet, hakaret yoksa, küfür, hakaret küfür yoksa. yoksa eleştiriye açığız. Bakın ben burada, benim dostlarımdan birinin engellenmesi demek beni çok üzer. O yüzden de moderatör arkadaşları tabii ki o bu işi severek ve güvenerek verdik ve yapıyorlar. Ama kimseyi rencide etmeden, hakaret içermiyorsa eleştiriye açığız. Eleştiriye açık olmalıyız da zaten. O Evet. anlamda dostlarımızı kırmayalım. Herkes burada istediğini yazıyor diyor, burada bizi izliyor. O yüzden de Evet. moderatör arkadaşlara da bunun hatırlatmasını yapalım. Evet, Devam edelim abi. sen zaten bir kanal sahibi olarak şu anda, yani eleştiriye açık bir insan veya Galatasaray'ın eleştiriye açık olduğunu düşünmesen beni anında fırlatırsın şu anda yayından. Abi bak, Abbas Bülbül demiş ki abi, yayın yeni sayılır abi, ben acele etmeyin, like atarız, sonra da geç oluyor, like atmıyorsunuz. Ama şimdi like atarlarsa program yukarı Bir çıkar dakika, algoritmada. O yüzden. Mustafa Çiçek'in de yorumunu okuyayım, bak bu da beni üzdü, orada bay yazmasını da gördüm, ona istinaden söyledim. Mustafa Bey maalesef abonelikten çıkıyorum, böyle büyük harf küçük harf iş yok. Spam işi, tehdit işi sevmediğim bir şey. Hakaret etmiyorum, terbiyesizlik yok. Samimi bulduğum için buradayım. Şimdi bu büyük harf, küçük harf olayını ben söylemedim. Moderatör arkadaşlardan da rica ediyorum. Yani dostlarımız daha iyi gözüksün diye büyük harf, küçük harf kullanabilirler. Mustafa dostum, yani senden rica ediyorum. Sakın ha, çıkacağın da varsa gene saygı duyarım ama çıkma. Biz burada hep beraber bir aileyiz. Sen de bu ailede başından beri bize destek olan bir dostumuzsun. Çıkman beni üzer ama çıkarsan da senin canın sağ olsun diyorum. Yeterince olmuştur diye düşünüyorum. Ben üzülürüm. Net bir şekilde senin gitmene üzülürüm. Devam edelim. Sinek demiş ki tek büyük eleştirim ki bu, bunu yorumlarınızı çok isterim. Bütçeleri, maaşları konuşulurken Fatih Terim ile yapılan sözleşme sorusu mutlaka muallakta bırakıldı. 3 milyon euro civarıysa da
bu eleştirilip konuşulmalıydı. Ne diyorsun Fatih Terim Yani konusunda? ya ben şöyle söyleyeyim. Ben aslında başkanın konuşmalarında çok eleştireceğim çok konu oldu. Çünkü çok şeyi muallakta bıraktı. Çok yuvarlak cevaplar verdi ama 100 gün istedi ya. O yüzden biz de Galatasaray'ı sevdiğimiz için Galatasaray'a karşı çok büyük bir sevgi beslediğimiz için o da bir kurumun, bizim bağlı olduğumuz kurumun başkanı olduğu için seçilmiş başkanı. O yüzden ben 100 gün bekleme kararı aldım. O biraz tamam hafiften bir eleştirdim ama burada da eleştirilerimi keseceğim. 100 günü bekleyeceğim. İnşallah söylediği şekilde sponsor olur. Bu salonların yapımı başlanır. Kemerburgaz yapımı başlanır. Efendime söyleyeyim güzel bir takım kurulur. Ondan sonra 100 gün içerisinde görürüz bunları ve hep beraber alkışlarız ve büyük başkan diye tezahürat yaparız. Evet, katılıyorum. Caner Kılıç demiş ki Musa abi biz kaç veririz? Abi sen böyle fark yiyeceğimizi mi düşünüyorsun mesela? Ben öyle düşünmüyorum. Ben düşünüyorum çünkü bak birazdan kadroyu konuşacağız. Transferleri gelenleri gelmeyenleri konuşacağız. O zaman daha da çok bu olayı daha da bir resmin içerisine almış olacağız. Hasanov iyi yayınlar Vedat abi demiş. Vay Elmin, hoş geldin. İşte Mustafa Çiçek gene o konu olduğu için ben her yerde büyük harf yazıyorum. Her yerde böyle şeyler demeye Yaz kardeşim başlandı. yaz, ben de büyük harf yazıyorum. Bu çığlıktır yani, duymuyorlar bazen şeyleri, yorumları. Ben de büyük yazıyorum dikkat çeksin diye. Öyle bağırma, hakaret veya başkasını aşağılama gibi bir niyetimiz yok. Biz büyük harfi görünmek için çığlığımız duyulsun diye yazıyoruz. Tamam, o yüzden yani hiç Ya problem yok. Küçük büyük yani beni rahatsız etmiyor aslında. beni de rahatsız etmiyor. Moderatör arkadaşlar, son kez bir daha sesleniyorum. Bu tarz arkadaşlarımızı küstürmeyelim. Lütfen. Evet ben bak 2-3 aydır bu sosyal medyanın içerisindeyim, YouTube ortamındayım. Ben de hep büyük harf yazıyorum. Çünkü küçüklerin Mustafa görünmediğini Çiçek ki düşünüyorum. Psikolojik bir şeydir bu yani. abi bir de yani Mustafa Çiçek özelinden de söylemiyorum. Mustafa Çiçek başından beri bize destek olan bir dostumuz. Ayrı bir şey. Bir tek Mustafa Çiçek özelinde de konuşmuyorum. Bu tarzda eleştiri, bakın eleştiri her yerde olacak. Yani Eleştiri bak hepimizin içinde olması gerekiyor. evet bak Eleştiri almazsak sıkıntı. Buyur abi. Musa bak bizim kanalları zaten seyredenler Eyüp Yıldız YouTube kanalı Futbol Muhabbeti Günay Esentürk senin kanalın olsun seyredenler devamlı bizim her konuda eleştiri yaptığımızı bazen destek verdiğimizi yanlış gördüğümüz şeyleri eleştirdiğimizi ve kendimizin de eleştiriye açık olduğunu bilmeleri lazım. O yüzden bu konuda sıkıntı yok. Biz konulara geçelim. Evet. Konu anlaşıldı. Heh, Arkadaşlar hakaret ve saygısızlık içermiyorsa yorumları evet. ya dün arkadaşım biri çok özelden kısa dün bana bir yerden bu devamlı 3 haftada bir yazıyor. Osman Soylu diye bir dost arkadaş diyeyim bak. Ne yazıyor biliyor musun? Sen diyor yorumcu musun diyor. Ya ben yorumcu değilsem izleme beni. Ben Evet gelip de yani biz bunu burada konuştum mu yani? evet biz İzleme. Bir bağımsız sürü bir kanal var. kanalda konuşuyoruz. Bağımsız bir kanalda konuşuyoruz. Beğenen izler, beğenmeyen yani kusura bakmasın biz böyleyiz yani. Şimdi buradaki bütün dostlara da tekrardan kusura bakmayın. Konu bu Galatasaray'la alakalı değil ama sakın ha sakın kimse çıkmasın. Öncelikle benle temasa geçsin ki ben Evet. birebir ilgileneceğim diyorum. Söz veriyorum. Ama çıkana da çıkma demem. Yani tabii ki o kendi iradesi, kendi düşüncesi ama ben bir tane dostumu kaybetmek beni üzer. Devam Evet edelim bak abi. Geçtik. Musa ben de mesela kalıcı yorumlara devamlı bakarım ve her zaman da cevap yazarım arkadaşlara. Hepsini çok önemsiyoruz. Kesinlikle bizi yalnız bırakmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Aynen öyle. Devam edelim. Musa abinin güler yüzü yeter demiş. Çok sağ olsun. Oradan da geçelim. Abi bak az önceki yoruma gelelim. Ben PSV'den fark yiyeceğimizi düşünmüyorum. Zorlanacağız bak. Eyvallah ama belki yenileceğiz. Olabilir. Ama ben PSV'den fark yiyeceğimizi hatta böyle çok büyük fark yiyeceğimizi düşünmüyorum. Abi ben Ben fark hazırlık maçı yapsaydık ben sana bir şeyler derdim de şu anda takımın ne durumda olduğunu ben gerçekten bilmiyorum.
Yani hazırlık maçımız yok abi. Kim nasıl oynuyor, kim hangi formda, hiçbir şeyden haberimiz yok. O yüzden böyle bodozlama gireceğiz maça. Aynen öyle. Şimdi en kreatif, en belirgin alınması gereken bölge neresi? Abi en belirgin dört tane benim için bölge var. Bak Evet. merhaba Aydın, hoş geldin. Bak benim için dört tane bölge var, tamam mı? Olmazsa olmaz. Sağ bek, sol bek, 8 numara, 10 numara abi. Bu dördü oldu mu Galatasaray'ın %80, %90 problemlerinin hepsi hallolur. Kanatlarımız kuvvetli. Kanatlarımızda güzel topçular var. Bizde kreatif 10 numara yok abi, tamam mı? Hem 8 hem 10 oynayabilecek. Duran topları kullanabilecek. Aralara top atacak. Oyunu okuyacak. Yani böyle bir orkestra şefimiz yok. O çok büyük bir eksiklik. Ve bence uzun zamandır yok bu tipte bir oyuncu. Ondan sonra Jetson gelmedi. Jetson'a da birazdan değineceğiz. Çok acayip bir teklif almış başka bir takımdan. Ve çok garip bir resmiymiş bu teklif ve başkan söyledi. Ona da gireriz birazdan ayrıntılarına. Evet. Bak 8 numara eksikliğimiz var. Hele Tayland'a sakatken mecburen orada bir tek Aytaç Kara kalıyor yani o işleri becerebilecek. O da 6 mı oynasın 8 mi oynasın bilemiyoruz. O yüzden sol bek zaten biliyorsun Emre Taşdemir'le Ömer Bayram var. İkisine de güvenmiyoruz tam olarak. Ve sağ bek zaten yok şu anda. Malum durumdan dolayı biliyorsun. O yüzden abi şimdi sağ bekimiz yok. Sol bekimiz yok. 8 numaramız yok. 10 numaramız yok. Merhaba Günay, hoş geldin. Evet, hoş geldin, günaydın. Abi şimdi en önemli bence bek. Bek kısmını çözdükten sonra gerisi bir de orta sahaya takviye. Ben orta sahaya gene de başkanın açıklamasına rağmen gene de transfer olacağını düşünüyorum. Ama Evet, ne zaman? Berkan Kutlu'yu bekliyoruz mesela, o olabilir. Bak, Cagney yazmış ya Burak'ya. Tabii Burak'ya bugün liste açıklandı ve Cagney'e ve Oğulcan Çağlayan PSV maçı listesi verildiğinde yoklarmış. İkisi de verilmemiş. Yani ikisi de olmayacak. Cagne de Evet. olmayacak, Olcan da olmayacak. Evet, mesela Cagney ne şu anda yazılabilir 20'sine kadar. Anlıyor musun? İki kişi yazma hakkı var ya. Jack neyi yazabilirsin? Bir de Oğulcan'ın lisans çıkarsa Oğulcan'ı, yani yeni transfer gibi ikisini yazabilirsin. Anlıyor Evet, musun? yani Bizim yani Galatasaray'ın durumu şu anda bu yani. Özeti bu durumun. şimdi Rıza Çevik demiş ki, can demişsiniz, güzel insan Musa Yıldız'a destek olmak üzere kanalımıza abone olabilir, like atarak yayınlarımıza destek olabilirsiniz. Denktaşlarımız sizleri seviyoruz demiş. Teşekkür ediyorum Rıza'ya. O da başından beri bize destek olanlardan. Çoğu dostumuz da öyle zaten. Devam edelim. Kaan Özdemir de gene bizim dostlarımızdan. Biz deplasmanda şansa mansa 2-1 yenilirsek avantajlı oluruz bence. 2-1 olursa avantajlı olur muyuz sence de abi? Yani biliyorsun Deplasman. deplasman golü olayı kalktı artık biliyorsun. Artık ha 2-0 olmuş, ha 3-1 olmuş, hiçbir şey fark etmiyor. Aradaki fark artık önemli. O yüzden sen mesela orada 2-1 yenil, tamam mı? Burada gel mesela 1-0 kazan, o zaman tur atlayamıyorsun eskiden. Orada 2-1 yenildin mi? Bizde 1-0 kazandın mı tur atlıyordun. Ama orada Evet. 2-1 yenilirsem, burada 1-0 kazanırsam bu sefer uzatmaya gidecek maç. Anlıyor musun? Bu Katılıyorum. artık deplasman golü olayı kalktığı için artık o 1'lere 0'lara falan takılmasınlar artık. Aradaki farka baksınlar abi. Mesela demiş ki Burak Yede, Musa abi, PSV geçersek sonraki maç çok kolay. Bence de PSV maçından daha kolay, biliyor musun? Milan Celtic eşleşmesi. Abi orada büyük ihtimalle Celtic gider. Ve biliyorsun İskoç futbolu biraz bize ters geliyor. Ama dediğim gibi abi PSV'ye geçeceğimize ben pek sanmıyorum. Şimdi Kaan Özdemir demiş ki, Musa abi yarın bayram tatil mi, yayın var mı demiş. Yayınlar devam arkadaşlar. Yayınlarda standart olarak 19.05
yayınları devam edecek. Bazı günler geç vakite de kalabilir. Çünkü burada şartlar bazen o vakitte olmuyor. Onu da hatırlatmasını yapıyoruz zaten. Yücel demiş ki bence orada yenileceğiz. Bu PSV'den korkmayın. Yeneceğiz. Ne? Yenileceğiz. PSV'den korkmayın, turu geçeriz demiş. Yeneceğiz İnşallah, demiş. inşallah. Galatasaray ruhuna hepimiz inanıyoruz. Evet, Hepimiz Sayın Son da hatırlatma güveniyoruz. yapmış. Böyle hatırlatmalar istemesek de bizi hoşumuza gitmiyor ama Öztar maçını hatırlayalım demiş. Kolay demeyin. Evet. Abi hiç sorma ya. Devam edelim. Abi şimdi bek olayında 4 tane alternatif bek var. Larsen'le de ilgili sağ bek olarak da Larsen de konuşuluyor. Larsen'in de böyle bitti haberleri dolanıyor ama başkanın da bugünkü açıklamasına göre konuşmak lazım. Her şey bitti dememek lazım bu arada. Ama Larsen orada istediğimiz havayı yaratır mı bize? Katkıyı verir mi? Ya işte, ben şöyle söyleyeyim. Başkanın bugünkü açıklamasından sonra başkan açık açık dedi. Bizim biliyorsun PSV maçına iki kişiyi daha yazma imkanımız vardı kadroya. Dedi hayır dedi bu iki kişi bu kadroya yazılmayacak dedi. Demek ki transferin artık bir aciliyeti yok şu anda. Ve Galatasaray tamamen maliyeti kendi istediği yerlere çektiği anda futbolcuların işini bitirecek. O yüzden bence Larsen tek alternatif olarak kalmaz. Ben çünkü onu aciliyetten böyle hani bir yangında çıkış yerinde böyle cama vurursun ya çekişle. Onun gibi düşünüyordum. Ama yönetimin düşünce tarzı demek ki değişikmiş. O yüzden artık rahat rahat yavaş yavaş yapacakları için transferi böyle Larsen'in de birkaç tane alternatif olduğunu sanıyorum. Çünkü başkan da söyledi zaten. İhtiyacımız olan mevkilerde, bütün mevkilerde 2-3 tane futbolcuyla görüşüyoruz dedi. O yüzden bence 2 tane daha sağ bekte görüşülüyor. Ben Larsen'in o kadar acil olarak geleceğini düşünmüyorum. Belki daha uygun ve daha iyi bir sağ bek alabiliriz. Şimdi 270 arkadaş gene hatırlatma yapalım. Like değil atarlarsa, abone de değillerse, abone olurlarsa sevinirim. Gerçekten güzel bir yayın çıkartıyoruz. Dostlarımızdan ricamız bu olsun. Şimdi mesela Sadık Gizli de demiş ki sıfır hazırlık maçıyla tam senin gibi düşünüyor. Sıfır hazırlık maçıyla PSV'yi elemek müthiş hayal gücü. Abi tamam bak Galatasaray ruhu ondan sonra tutku falan onlar tamam. Hep atmazsan oradan bir şey çıkmasını bekleyemezsin. Ya futbolun da gerçekleri var. Adamlar bedavaya mı yani boşuna mı yapıyor hazırlık Şimdi maçlarını? bak mesela bu soru onun üzerinde gelmesi iyi oldu. Çünkü onu atacaktım. O konuyu atacaktım. İyi yayınlar. Başkan açıklamasından Larsen gibi 35 yaş üstü oyuncuların gelmeyeceği sonucu çıkıyor diyor. Evet, aynen. Bak Evet, burada katılıyorum. hepimiz aynı şeyi Katılıyorum. anladık. Bak burada hepimiz aynı şeyi anladık. Ama anladığımızda bir nokta var ki o zaman Gezzal transferi ne kardeşim? Gezzal'a bir Abi ilgi var mı? Gezzal'ın Gezal %80 bittiği konuşuluyor. transferi bilmiyorum. Ben Gezal'ı pek olacağına tahmin etmiyorum. Kıvanç abi de geldi. Kıvanç abi de yayın alalım. Yolda gidiyor. Yolda mı? Vay. Neredesin abi sen? Vay Abi Özdere'den yol. canlı yayın. Efendim şu anda Özdere mevkiinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ekibiyle beraberiz. Hoş geldin dostum. Merhaba. Hoş bulduk abi. Anca gelebildim, özür dilerim. Hoş geldin abi. Hoş Başkanın bulduk. konuşmalarını izleyebildin mi? Evet. Yani ne düşünüyorsun başkanın konuşmalarıyla ilgili? İyi ki başkanımız. Öyle diyorsun yani. Ben güveniyorum Musa. Yani ben de açıklamaları beni tatmin etti açıkçası ama gene de az önce bak mesela bu yorum değil de bir önceki yorumda hazırlık maçı yapmadan PSV'ye karşı çıkmak, PSV maçına çıkmak ne kadar doğru ve ne kadar bizi o maçı için umutlandırıyor bu tartışılır. Ama başkan da dedi ki lafı sana bırakmadan başkan da dedi ki biz bir tek PSV maçını düşünmüyoruz. Gelecek maçları düşünüyoruz. Yani
Evet, burada bir hatalar var. Burada bir bekleme sürecimiz oldu. Bunları kabulüm. Kulüp taraftarlardan özür diliyorum. Ama kesti mi seni abi bu açıklama? Ya zaten o açıklama şunu gösteriyor zaten Musa. Yani evet, herkesin düşündüğü gibi PSV maçını çok ciddiye almıyorlar ama ne olursa olsun ya Fatih Terim ve topçular, ben onlara güveniyorum. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Bak bugün Larsen'le ilgili de iyi haberler geldi. İnşallah bu takım o maça çıkıp güzel bir sonuç alacaktır diye düşünüyorum Musa. Asıl mevzu federasyon. Federasyon çok kötü günler geçirecek yakındır. Öyle mi diyorsun? Tamam, o konuya da gireceğiz. O zaman devam edelim. Beki hallettik. Biz biraz Vedat abiyle Beki de konuştuk. Senle de Yani konuşacağız. ufak ufak kadroya girdik PSV maçı kadrosuna Evet. biz. Şeyle Sizin başladık sağ canınız, bekle. sizi canınızı yerim. Bilgisayarı açmaya vakit olmadığı için cep telefonundan girdim. Yarınki yayında mesela bilgisayarı açarım. Oradan da bir kadro yaparız. Problem değil. Tamam. Orta saha transferi bekliyor musun Vedat abi sen mesela? Yok şu Yine an. de. Ha, bana mı? Vedat abi. Vedat Şu an abi dedim. bana mı? Evet. Ha tamam. Yok şimdi bak, PSV maçı için beklemiyoruz yani. O ortaya çıktı. Başkan açık açık dedi. İki kişi yazılmayacak dedi kadroya dedi. Demek ki PSV maçı için beklemiyorum. Ama normalde bizim orta sahaya en az iki kişi daha almamız gerekiyor. Ama benim Bak her mesela zaman bu, söylediğim, her evet. zaman söylediğim ofansif 10 numara mevkiine çok iyi bir Metin Stanciu gibi birisini almamız şart. Abi iki tane dedin, Bak Getson'dan burada başka bir tane daha mı, yoksa Getson'dan işte başka yok. iki tane mi? Getson ve Stanciu örneğin. Ha, iki tane toplam, anladım. Evet. Berkan Kutlu da Burada. zaten oldu herhalde. Yani o Ama o da orta bizim. saha süper olur. Onun hücum tarafı biraz zayıftır abi. Yani ortayı Ama toplar, yok savunma yani ortası şey olarak eksiktir. orta saha toplam rotasyon olarak diyorum. Taylan, Aytaç, Abi, Berkan. şu anda ileriye dönük sadece Aytaç'ımız var. Evet. Bak bir şey sorabilir miyim? Yan Şimdi konudan. komşular, Musa, yan komşu, komşu saldırıyor bak. Gezalı aldınız diye bana bağırıyorlar yan komşular. Ne yapayım, ne Beşiktaş'ta diyeyim? Beşiktaş'ta Vallahi nasıl bağırıyor bana altan altan. Jetson'a transfer teklifinde bulundu. Gezalı aldınız mı? Şimdi abi, Abi, Kıvanç abi, sana şu soruyu soracağım. Stanku meselesi uzun sürecek Vedat abi. O biraz zor. Yok zaten ben de dedim PSV maçı için Doğru. değil, önümüzdeki haftalar için dedim zaten. Yani Şimdi bak. ligi düşünürsek çok büyük fayda. Şimdi bir bende kalın. Bende kalın. Bu soru çok önemli. Sadık Gizli çok güzel bir soru sormuş. Musa abi, olacak senaryoyu sana söylüyorum abi. Olay 10 günde transfer biterle başladı. Sonra lige yetişir. En sonunda da ocağı bekleyin. Sonra da bir özür oldu bitti. Hani Mustafa Cengiz dönemini hatırlayın. Böyle bir süreç yaşar mıyız Burak Elmas'la? Evet abi, Şey ben bak söyledim. Vedat Ben söyledim yani, abi zaten. başkanlık yani, bak seçildim. Başkanlık mevki yani özür mevki değildir. Yapacaksın baba yani. Evet. Kıvanç abi. Ben bu yönetimden böyle bir dalga dönmem beklemiyorum. Ama tam teşekkürlü bir transferde herkes o kadar beklentiye girmesin. Bence sol bek, sağ bek, bir de Getson olursa şey de geldi. Berkan da inşallah sorun yok. Bence yeterli. Zaten Cagne gidiyor, Falcao kalıyor, görünüyor. Feghouri de kalıyor. Artık bu iskeletle biz ligi götürürüz. Yani sanmıyorum artık, yok 50'likti, yok işte Ocak ayıydı. Yani zaten her şey açık. Başkan da iyi açıklama Abi yaptı. Bence tamam tam da bak, yeterli. senelerin eksiği, Sneijder gibi bir 10 numara lazım bize, ben sana söyleyeyim. Biz çok eksik oynuyoruz o mevkide. Şu anda PSV'de oynayan bir Maria Götze var. Zamanında bu adam bize defalarca teklif edildi ve alınmadı. Şimdi Evet. de ona karşı oynuyoruz ve bizde öyle bir 10 numara yok. Evet, Yani bu aynen iş öyle işte. biraz değişik bir durum abi ya. Yani gerçekten çok değişik. Evet. Ya benim için Abi. Galatasaray'ın en büyük eksikliği o 10 numaradır. Yıllarca öyleydi, şimdi de öyle. Niye Önce yani? bir PSV maçına geçelim abi. Önce onu. Peki
mesela az önce de konuştuk bayramımızda, ama bayramımızda biz kurban kesmiyoruz ama inşallah öyle bir kurbanlık koyunumuz olur yani. Holstein miydi onlardaki? Holstein, dur. Portakalı keseriz. Öyle bir şey ki sen mesela, biz Vedat abiyle tersleştik burada ama yani ben PSV maçı çok da zor olmayacağını düşünüyorum. Hani böyle bize hani farklı yeniyor, işte yorumlarda farklı yener diye PSV geldi ama ben o fikirde değilim. Sen fikrin ne? Tekrar aynı fikirde misin? Yani PSV yenebileceğimizi mi düşünüyorsun? Abi sol bek ve Getson gelirse ben bu maçı, bu PSV'yi geçebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü en iyi iki oyuncusu oynamayacak bizim maçta. En iyi iki oyuncusu, yani takımı silip süpüren iki oyuncu oynamayacak. Malen ve neydi, Dumfries miydi? Neydi herifiniz? Dumfries. O ikisi oynamayacak. Bu ikisi bizim için çok büyük avantaj. Evet, Gakpo da büyük ihtimalle oynamıyor. Zaten onlar oynasaydı halimiz çok haraptı. Ha, bak zor, sana bir soru var Kıvanç abi. Sana bir soru var. Kıvanç abi, Stankin oldu alınmayacak mı? Ben daha önce anlattım. Yani 4,5 milyona iki kulüp anlaştı, milyon euroya. Sonra bizimkiler gitme hazırlığındayken Slavia Prag başkanı telefon açıyor ve diyor ki madem bu kadar istiyorsunuz ben diyor 6 milyondan aşağı vermem diyor. Onun üzerine görüşmeler tıkanıyor. Olayın özü bu. Bizim bu iş bitti dediğimiz olay da buydu. Yani evet bitti, artık anlaştılar dediğimiz konu buydu. Fakat evet, maalesef başkan söyledi zaten. Aynen senin söylediğini söyledi başkan zaten. Yani abi, 6 verirseniz olmaz dedi. Bizimkilerin de 6 milyon verecek şu anda parası yok. Evet. Olsa gider Onyekuru'yu alır, bir sene sonra satar. Ama o iş tekrar olabilir çünkü 1 milyon falan aşağı inerse olabilir o iş. Vedat abi, eğer PSV'ye gidersek olacağını düşünüyorum. Ya geçmesek de ben Slavia Prag'ın başkanı biraz düşerse bence Stanciu olabilir. Çünkü hoca çok istiyormuş Stanciu'yu. Ben de çok istiyorum. Bir de şu var. Ama bir etkisi yapmaz. Abi bir de şu var. Ben artık şunu da görmeye başladım. O da ne? Taraftarın yazını aldı. Taraftarın bir şekilde bir kesim taraftarı gönlünü aldı. Burak Elmas şunu yapabilir bence. Yani daha isim olmayan transferlere yönelilebilir diye düşünüyorum. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Son aldığım bilgiler şunlar. Sanki bize böyle sağ gösterip soldan vuracakmış gibi geliyor. Yani hiç böyle hiçbirimizin bilgisi olmayan bir isim çıkacak gibi geliyor. Çünkü o koku da var şu anda Florida. Evet. Anlatabildim mi? Mesela biz İrfan Can debinirken böyle İrfan Can geldi gitti geldi gitti oldu şöyle böyle derken bir anda Getson gelmedi mi? Ve bunu peki son şeye zamanlarda... Kıvanç şeye ne diyorsun bu Getson'a, Beşiktaş'ın yaptığı teklife? Şey, centilmenlik rica ettiler ya, gayet güzel uyuyorlar işte, boşver. Evet abi, onlar, bak şey, onlar Erkan içine girdi devreye. Bak, ama olmadı. Başkan dedi, resmi teklif var dedi. Bonservisinin yarısına 7,5 milyon euro teklif etmişler. Aynen öyle abi. Ama Getson'a soracaklar. Getson Galatasaray'da oynamak istiyor. Şimdi nasıl aklını alırım demiş ki Berkan bitti. Başkan biten transfer yok diyor. Sen de Berkan bitti demişsin abi diyor. Şimdi bak, ben bunu bir açıklayayım Musa, izin verirsen. Evet, bizler abi aldığımız bilgilere göre bittiğini belirtiyoruz ama şu bir gerçek. Bir başkan şu şekilde bir açıklama yapar size. İmza atıldı, bitti. Ama biz diyoruz ki hayır, anlaşma oldu. Hani birbirleriyle tamam dendi, karşılıklı okey verildi. Biz buna bitti diyoruz. Ondan sonrası ıslak imzaya kalıyor. Islak imza atılmadığı anda hep böyle ters goller olabiliyor. O bir de şu da var ama yani onu da es geçmemek lazım. Aklını alırım. Yani bir gün aklını alacağım, onu da unutmuş değilim. bir de şu olayın şu boyutu var. Bizim içeriğimizde konuşulan, gizli mahremimizde konuşulan konuların hepsi sosyal medyalarda konuşuluyor diyor. Yani sızıyor aslında. Konuşulan isimler doğru isimler. Onları yalanlamıyorlar ki. Evet, ama evet. Bitmeme olayını yalanlıyorlar. Evet, başkan açık açık söyledi dedi. Bütün mahremimiz dedi dışarı çıkıyor dedi. Demek ki bizim ulaştığımız bilgiler doğru.
Bilgiler doğru ama arka planda başka türlü transfer temasları da var. Onu demeye çalışıyorum. Evet, bakın olur, olmaz bilmiyorum. Ben hala iddialıyım, hala söylüyorum. Alioski gelecek sol beke. Abi sana neden kızamıyorum biliyor musun? Bugün Haluk'la Gökhan'ı çok fazla izlemezdim bak. Yani ben izlemem öyle. Oradan izleyeyim de bilgi alayım falan bir yapım yoktur. Yanlış anlamayın. Haluk da aynı şeyi söyledi. Abi diyor Alioski akşam diyor şey diyor Van Aanholt dediler akşam diyor. Sabah kalktık diyor bir de haber geldi Alioski. Yani o kadar değişik haberler geliyor ki. Bir de ben şeyi seyrettim. Bugün Melat abiyle konuştuk. Bir ara sen izin verirsen şu federasyon olayına bir girelim istersen. Onu başka yayına saklayalım. Birazdan abi, zaten o bombalar çok bilgin olsun. Evet. Konuştuk. Bunu da konuşuruz. Bak, peki benim kaynağımdan bak çok güveniyorum. Duyduğuma göre Alioski ile 2,5 ay önce ön protokol yaptık ya biz. Evet. Prensip anlaşması. Onu biliyoruz. Orada cayma maddesi bile varmış yani. Biz Alioski'yi almazsak büyük ihtimalle ona para bile ödeyeceğiz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bak bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Bizi izleyenleri, bizi takip edenler iyi hatırlarlar. Sen üstüne basarak Eren Dinkçi olayını söyledin. Evet. Bugün 4-5 tane sosyal medya fenomeni Eren Dinkçi hakkında bilgisi olan var mı? Eren Dinkçi işte böyle ağız yok diyorlar. Eren Dinkçi adı dolaşmaya başladı. Evet abi zaten bak, ilgi var dediğim bunu gibi. Kim verdi? Biz verdik. Evet en Melat önce abi, biz verdik. Melat abi ilk olarak ismini verdi hatta ben evet. Onu biliyordum ama bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum ve araştırdım. Bak, hakikaten Melat abinin dediği gibi çıktı. Bak bütün gazeteleri YouTube yayınlarının hepsini geri sarsınlar baksınlar. Berkan Kutlu'yu da burada veren ilk kişi Jordan Kivo'dur. Kıvanç'tır yani. Bak baksınlar iddia ediyorum. İlk önce onun adını dillendiren kişi bu alemde Jordan Kivo oldu. Aslında iş ona döndü ha değil mi Vedat abi? Aslında hepimiz Galatasaraylıyız ama yok ilk ben verdim, ilk sen verdine döndü. Babacığım evet. Kim verirse versin ama şu adamlar gelsin takımımız bir güçlensin ya. Bu kadar net. Yok ya. Yok benim demek istedim. Benim anladım demek abi istedim anladım. Yani. Teşekkür ederim. Bilgi alıyoruz yani anlıyor musun? O yüzden yani. Şimdi ne diyecektim? Ali Çalık demiş ki Musa eşit davran aynı insanların mesajını okuma demiş. Ali Bey kusura bakmayın. Bütün herkese dikkat ederek bak, okumaya bak, çalışıyorum. Musa, aynı insanların Musa, da okumuş olabilirim. Musa şimdi bir hızlı bir tur yap. Böyle 15 tane falan mesaj oku hadi. Biz de görelim ne soruyor. Tamam. O zaman Alper soru sorsun. Alper'le Musa izin verirsen. Alper'le tanıştığını çok istiyorum. Alper benle birebir irtibat kurmanı isterim. Neden diyeceksin? Gerçekten basketbolla bu kadar ilgilenen nadir insansın. Ben sana özel birkaç bilgi vereyim. Ama henüz kesinleşmeyen şeyler olduğu için burada şu anda vermek gibi bir düşüncem yok. Lütfen benimle irtibata geç kardeşim. Olur mu? Ben sana bütün bilgileri vereceğim. Emir Kahraman demiş ki Vedat abi 2 aydır Eren Dinkçi diyorsun ama bu futbolcunun hesabesi okunmuyor. Bugün okunmaya başladı. Yavaş yavaş onunla da ilgili gelir. Yok geçen şeyi Jetson'u getirdiğimizde Jetson'un adını duyan olmuş muydu gelene kadar? Son aynen dakikada öyle. Geldi abi. Doğru. Evet. Ali Koç bile şaşırdı ya. Emre Belezoğlu'na dedi ki ya Jetson'u almışlar falan dedi. Musa abi bırak Kıvanç abi TFF olayını anlatsın demiş ama o daha sonra arkadaşlar. O daha sonra uzun ama abi bak şunu söyleyeceğim. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Dinledikçe öleceksiniz gülmekten. Bunların sonunun nasıl geldiğini zaten anlayacaksınız. Bunu defalarca söylüyorum zaten. Evet bir 10-15 dakika lazım o konu için. O yüzden şu anda program yaparız. Yapmak. Yoksa ne zaman tamam derse. Bugün yayını biraz erken keseceğiz de bir 4 dakikaya 5 dakika yayını kesmemiz lazım. Çünkü burada bir hazırlık var. Oraya gideceğiz. İsterseniz son cümlelerinizi de alabilirim. Yani Vedat abi bir şey diyor musun? Yani şimdi bugün 4 dakika oldu. Son cümle. yok yani son cümlelere doğru geçelim anlamında. Helva istiyorum helva Vedat abi demiş. Ya bir şey diyeceğim Musa.
bu kripto iyi niyetli mi kötü niyetli mi ya? Ben karar veremedim bir türlü ya. Kripto iyidir ya. Babacığım öyle yorumları var ya, adam seviyor mu başka şeyler mi niyette bilmiyorum ki yani. Onlar bizim dostlar ya. Onlar bizim dostlar. Helvayı yaparız. Her şeyimiz var ya. Bütün malzemeler helvayı yaparız. Alyoski'yi hiç beğenmiyorum. Beğenmedim demiş. Alyoski'yi neden beğenmediğini sormak lazım. Ben gerçekten merak ederim. Çünkü Alyoski şu anki adayların içerisindeki en iyi sol bek. Evet, bir de yani 3-4-3 oynarsa hoca, Alyoski tam biçilmiş kaptandır. Bak Caner'e şunu söyleyeyim. Alyoski oynarsa Marko var ya, çok rahat oynar. Hiç kasmaz kendini. Onu rahatlıkla söyleyeyim size. Bak Ali Veli ne diyor? Demiş ki dün beni bu arkadaşlar banlamışlardı. Musa Yıldız, sizin samimiyetinize inandığım için takipteyim. Ali Veli, yeni geldiysen yayının başını izle. Onunla ilgili bir konuşma yaptım. Ondan sonra fikrini ve kararını verirsin. Çünkü evet, benim için burada bütün dostlar çok değerlidir. O yüzden de bütün herkesi ben önemsiyorum dostlar. O yüzden moderatörlere söyledim. Musa, bak ben bir şey diyeyim. Herkes buradaysa, ben buradaysam, Vedat abi buradaysa şunu bil. Gerçekten çok samimi ve içten yayın yaptığın için buradayız. O yüzden herkes inanıyordur sana. Rahat ol. Evet. Yayın başında yani, konuştuk zaten bunu uzun uzun. Dün bak, dün bu seninle konuştuk yayın öncesinde Vedat abi. Dün bir arkadaşımız bana iki sayfayı dolduracak bir yazı yazmış. Bak net bir şekilde eleştirisini söylemiş. Böyle bir şey yazdım, ben banlandım. Neden? Diye. Ve ben bu olayın üzerine geldim. Ve diyorum ki hala da burada düşünceleri kısıtlanan dostlarımız varsa benden özelden de temasa geçebilirler. Ben bu olayın üzerine değineceğim dedim ve değindim. Dün ufak bir yol kazası olmuş. Yani kusura bakmayın, bir daha olmayacak. Sizleri çok seviyoruz. Şey, Şenol Güneş Euro 2020 için öyle demiş. Ya bu bir yol kazasıydı. Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanacağız demiş. Dilerseniz yayını kapatalım yavaştan. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Olur, öncelikle dostum, Kıvanç abi senden başlayalım. Evet. Abi ben Vedat abiyi de senin de deli gibi seviyorum. Bütün arkadaşlara büyük saygılıyım. Lütfen evet, böyle abidik gubidik ortamlara yayın yaptığımız için kızmasınlar. Ancak yetiştim. Annemin yanındayım şu anda tekrar. Buradan internet iyi oldukça da sana katkıda bulunacağım. Arkadaşların özel soruları varsa lütfen sana yorumlarda evet, yazsınlar. Ben senin yayının altına bakıyorum. Yorumlarda olanlara cevap vermeye çalışırım. Hepsini seviyorum. Sizleri ayrı seviyorum. Evet, bir de Musa'cığım yarın biliyorsun biz yayındayız. Bayramın evet, ilk günü ve bizi imkanları dolayısıyla seyredemeyecek izleyicilerimiz varsa şimdiden onların bayramlarını kutluyorum. Evet, aynen evet. Öyle. Asıl önemli olan o. Aynen öyle. Ben de o konuya girecektim. Dostlar çıkmadan önce like atalım. Like atmayan fenerli olsun diyorum. onun haricinde de yarın izleyemeyecek insanlar da, dostlarımız da en azından girip like atıp öyle çıksınlar. İzlesinler. İzlenme oranı da önemli Musa senin için. İzlenme evet, süresi de önemli. Sonra izlesinler. Önemli değil ama belki yarın TFF açıklamaları yaparız. Evet. İnşallah. Evet. Yarın bomba konular var Kıvanç'ta. Yarın da gelin. Çıkın gelin yarın. Gelin herkese arkadaşlar, İyi akşamlar diliyoruz. Herkese iyi bayramlar. İyi akşamlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.